Birkaç kişi tarafından parçalandığını görüyoruz ama kim olduklarını şu anda bilmiyoruz. Hangi görüşe, gruba mensup olduklarını bilmiyoruz. O konuda bir değerlendirme yapmak doğru değil. Ama tamamen provokatif bir eylem olduğu gözüküyor. Çünkü binlerce kişinin olduğu bir yerde sadece 4 kişinin ortaya çıkarak, hatta bazı iddialara göre, söylentilere göre, çünkü bizim de orada arkadaşlarımız vardı, hem ilçe başkanlarımız oradaydı, hem aday arkadaşlarımız oradaydı. Şehit cenazesine katılmıştık. Çünkü özellikle şehit ailesi veya şehit ailesine yakın olan kişiler olmadığını düşünüyoruz. Kesinlikle. Çünkü bir şehit ailesi ve şehitlik mertebesini en iyi bilen ve bunun farkında olan ailedir. Her zaman biz o ailelere çok saygı duyuyoruz. O aileler bu şehitlik mertebesinin ne anlama geldiğini herkesten iyi bilen insanlardır. Dolayısıyla biz her zaman şunu ifade ettik. Her terör nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, her türlü terörün hiç kimliğini sormadan, dinini, mezhebini, anlayışını sormadan her türlü terörü bir insanlık suçu olarak değerlendiriyoruz parti olarak ve her türlü terörü her durumda, her şartta lanetliyoruz. Her zaman da şunu söylüyoruz. Bu ülkede şehitlerimize bir vatan borcumuz var. Şehitlerimize bizim huzurlu yaşamamız noktasında, bu vatanın birliği, bütünlüğü noktasında hep kendimizi borçlu hissediyoruz. Dolayısıyla bütün bugüne kadar olan şehitlerimiz gibi, bugünkü Malatya şehidimizi de öncelikle rahmetle anıyorum.